Şimdi bize geldi bir müşteri, jel tırnak istiyor ve buruşuk kumaşta tasarımı seçti. Biz her zamanki gibi tırnak planı işe hazırlıyoruz. İlk önce a, müşterinin Elirine antiseptik ili tdvi eterus, serbes tirnak varsa unukus eterus, eti eterus, v manikūri apierus, manikūri aptikta sonra, dual pla, matlastererus, buishyčin alerum torpu jus sexen greet, v tirnak matlastererum, tos temizlerus, v nail prep kulanerus, sonra bondersurierus, deri dokunmadan çok dikkatli, çok az sürüyoruz. Nail prep fazla sürebilirsiniz ama bonder ya da primer çok az sürmek gerekiyor. Sonra alıyorum clear gel ve ince bir kat clear gel sürüyorum. Ve koyuyorum makineye, kurutuyorum. 15 saniye yeter oluyor. Sonra biz alıyoruz şablon. Doğal tırnak göre bir şablon kesiyoruz ve şablon iyice yerleştiriyoruz. Şablon kesmeden ben çalışmıyorum. Çünkü şablon kesince şablon daha tam doğru yerleştiriyor, oturuyor ve tırnak daha güzel oluyor. Siz tabii ki nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Ama şablon kesince gerçekten tırnaklar çok farklı oluyor. Evet ben şimdi kontrol ediyorum. Doğru mu yaptım ya da doğru değil. Şablon burada yapıştırıyorum. Çok fazla yapıştırmıyorum. Ben böyle kare gibi tırnak yapacağım. Evet, şimdi şablon yerleştirdim. Aldım kler jel ve ucunu doğal tırnak uzatıyorum. İnci kat kler jel sürüyorum. Ve ben birazcık burada uzun tırnak yapacağım. Siz isterseniz daha kısa yapabilirsiniz. Hangisi şekil yapmak isterseniz fark etmez. İsterseniz oval, kare, balerin. Um, ya da stiletto gibi yapabilirsiniz. Evet şu an um, jel sürdüm ve kurutuyorum. Bir dakika kurutuyoruz. Sonra ben alıyorum clear jel ve siyah jel boya. Clear jel aldım. Biraz da biraz uh, siyah boya alıyorum ve clear jel birlikte karıştırıyorum. Bizim lazım böyle yoğun bir renk oluyor. Böyle siyah jel bizi oluyor. Hazır siyah jel varsa onu kullanabilirsiniz. Ben de elimde yok, o yüzden ben kendini hazırladım. Ve bu siyah jel full tırnak üstüne sürüyorum. Bizim şu an ne önemli? Kutikul yakınında ve yanlarda çok yoğun, güzel bir renk oluyor. Ve tabi ki her şey böyle maksimum düz, güzel sürüyorum. Şeffaf yerler bırakmıyorum. Çok böyle yoğun lazım oluyor renk. Eğer şu an jel sürüyorsunuz ve siyah jel çok şeffaf gibi görünüyor. Belki birazcık siyah boya daha fazla koyabilirsiniz jel içine tekrar karıştırabilirsiniz ve tekrar tırnak üstüne sürebilirsiniz. Benim şu an tamamdır. Güzel oluyor. Sürüyorum ince kat. Kalın kat sürmek şu an gerek yok. Çünkü biz sonra bir daha kat yapacağız. O yüzden şu an sadece güzel bir ton veriyoruz. Güzel bir base tabaka yapıyoruz. Kurutuyorum. Bir dakika kurutuyoruz. Sonra alıyorum tekrar bu siyah jel ve tekrar tam full tırnak üstüne sürüyoruz. Yeni çok ince kutikul yakında, yakınında ve yanlarda ince sürüyoruz. Ve a, şimdi burada tırnak ortada ben birazcık daha fazla jel koyabilirim. bizim desen için bu daha çok iyi olacak. dahačukio süreceksiniz, Injusurijexinis de olabilir. Ama ben her zaman yanında, yakınında ve yanlarda ince yapıyorum. Ama ortaya birazcık fazla koyuyorum. Şu an alıyorum stretch poşet ve üstüne koyuyorum. Tabii ki kurutmadan makine koyme Ve alıyorum aleum ve birazcık etiyorum bu stretch. birazcık böyle sıkıştırıyorum. Bu şekilde. Ve şimdi e, kontrol ediyorum. E, yanda hiçbir şey böyle e, dışarı bu jel çıkmamın gelmesin gerekiyor. Dışarı çıkmıyor. O yüzden e, benim parmak bana biraz da yardım ediyor. Ben böyle parmak alıyorum ve birazcık yanda bastırıyorum ve koyuyorum makineye kurutuyorum bir dakika kuruduktan sonra biz bu streyi çıkartırıyoruz kaldırıyoruz ve ben burada seçtim böyle aynı pigment sizde ne varsa onu kullanabilirsiniz ve böyle ombre gibi yapacağım Ali bir renk sürüyorum sonra, başka bir renk alıyorum koyuyorum sizde ne varsa, onu onu kullanabilirsiniz çok önemli değil ben de ne var elimde onu şu an kullanıyorum tek renk de yapabilirsiniz o da çok kolay nu no, ben burada burda yapacağım sürüyorum. Fazlalık e, pigment varsa onu e, kaldırıyorum. Ve böyle daha silver renk var. Ben onu da kullanmak istiyorum. Birazcık ucunu sürüyorum. Birazcık mavi renk daha üstüne süreceğim. Birazcık böyle ombre daha güzel olsun için. Çizgi gibi istemiyorum görünüyor. Ve aldım kalın bir fırça. Ve fazla tozunu birazcık alıyorum. Geri. Bu şekilde. Ve kurutuyorum. 30 saniye yeter olacak. Alıyorum clear jel. Ve üstüne clear jel sürüyorum. Dekatli. Ben burada video birazcık daha hızlı yaptım. Ama çalışınca birazcık yavaş yapıyorum. Çünkü hızlı çalışınca, böyle sır çalışınca hava geliyor ve baloncuk oluyor. Sonra da sen güzel görünmüyor. O yüzden birazcık dikkatli lazım. Ve ben burada tabii ki iki damla clear gel aldım. Çünkü benim tırnak görüyorsunuz çok uzun kısa yapmadım ve kurutuyorum kurutuyorum 2 dakika sonra alıyorum fini jel ya da alkol alabilirsiniz ve yapışkan kat silerim. iyice siliyoruz şablon kaldırıyoruz ve alıyorum torpa 100-180 grit ve tırnak torpuluyorum. Bu zaten standart. Her zamanki gibi. Ve sonra ıı, matlaştırıyorum. Tırnak bafırlıyorum. Toz alıyorum. Aldım şu an peçete ve alkol. İyice tost temizlemek istiyorum. Sildim. Ve şimdi artık top kod süreceğiz. Benim top kod ıı, no wipe. Kuruduktan sonra, kuruduktan sonra yapışkan kat kalmıyor ve artık hiçbir şey silmek gerekmez. Evet, böyle çok güzel bir tasarım çıktı. Çok güzel, böyle çok değişik bir şey oluyor. Tabii ki bence çok kolay ve müşteri beğeniyor böyle bir desen. Çok ilginç, güzel oldu. Kurutuyorum 2 dakika ve bizim desen hazır oldu. Bence çok güzel ve şu an artık yaz bitti. Müşteri böyle daha sakin renkler isteyecek. Çünkü yaz gelince hepsi böyle neon yapıyor, pastel renk bu böyle koyu oldu. Siz tabii ki başka renk deneyebilirsiniz, fark etmez. Müşteri ne istiyor onu göre biz desen yapıyoruz.